Evet arkadaşlar, Buda Kaçar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Sivasspor maçıyla birlikte. Unuttum maça. Tayyip, sence maç kaç biter? Bence Fenerbahçe o maçı yine kazanacaktır. Ama zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe o maçı kazanacaktır arkadaşlar. Maç olacak ama. Yani 1-0, 2-1'lik bir skor bekliyorum Fenerbahçe'den. Ama kazanacaktır o maç. Evet. Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği bir maç varsa o da bana göre Konya deplasmanı olabilir. Fenerbahçe'nin bence Galatasaray maçına kadar, bizle karşılaşacağı maça kadar bir puan verecek. Ben ona inanıyorum çünkü. Olabilir, o sinyalleri veriyor. Orta şimdi yanlış anlama, 3 haftadır Fener ortada yok. Evet, doğru. Yani o sinyalleri veriyor Fenerbahçe. Yendiği takımlar hep bir farkla, iki farkla. Asli takdirde Fenerbahçe zaten puan verirse şampiyonluk gitti. Yanlış anlama, ben hiç de inanmıyorum bizim evimizde yeneceğini. Yani ben de. Sivas'a da puan kaybeder. Bir haftaya kimdeydi, Karagümrük müydü? Beşiktaş benim. Beşiktaş abi istediği kadar kötü olsun. Hayır yani. Beşiktaş maçında biteceğini düşünüyorum. Çünkü Fener harbiden kötü oynamaya başladı. Bir de Olympiakos'a yenilmişsin. Öyle geliyor. Psikolojik olarak yenilsin. Galatasaray rakibini yenmiş. 5 puana çıkarmış. Bir baskı. De farklı yenmiş ha. Yani. Bence İsmail Kartal'ın üstünde baskı var. Bu hafta yeneceğini düşünüyorum ama haftaya Beşiktaş maçında puan kaybedeceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçını sonra konuşuruz ama bu maçta ben de bir farkla yeneceğini düşünüyorum. Yani fark atacağını düşünmüyorum. Zaten 3-4 haftadır kimseye fark atamıyorum. Neyse arkadaşlar, maçımıza geçelim inşallah. Hakem hatasız bir maç olur. Keyifli bir maç. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Vurdurma! Oh be! Çok gol çekti. Nerede gol ya? Kalmaya çarpmasa gol. Valla mı? Müdahale var. Valla Fener yenemez dedik de bastırmaya başladı gibi. Ama belli de olmaz. Evi yaptık doldu ana. Buyur! Gol be! Gol be Harim Anay! Ha, ben size dedim ama. İki hafta attı bak. Fener'im. Hayır, ananı arvadını satayım ya. Şansına sokayım senin be Manay. Ama o sayı olmayabilir ha. Ciddi ben söylüyorum. Ben pek net göremedim. Yani kimse göremez. Yok var ya. Hayır, anasını say. Bir tek o olsaydı. Şuradan hepsi olsaydı. Aynen öyle, bir tek o olsaydı. Bu adamdan mutluyum ha. Ben bu adamdan mutluyum. İyi oynuyor. İyi de vuruyor, eski Barcelona'da. Nereden biliyorsun başkanım? Ben biliyorum. Ama iyi vurmuştu adam. İyi oldu bu. Yani Fener bir geri çekilir. Tedirgin olur. Ben sana bir şey söyleyeyim. En az ilk yarıya kadar Fener baskı yapamaz. Yapmıyor ki zaten. Her gerçi yapmıyor daha. Yapmıyor. Fenerbahçe yani iyi oynamıyor. Bir tane pozisyonu var Fener'in. O da yarı pozisyon yani. Net de değil. Hayır, uzaktan vurdu yani. Ha. En net pozisyon Sivas'ı. O da gol oldu. Sivas bir de kümede olduğunu düşünsen bu Sivas burada var ya. Şu an şey oynuyor, konferansa mı oynuyor? Hiçbir şey oynamıyor. Yok, oynamıyor Sivas, doğru. Niye defans öyle çıkıyorsunuz ya? Oğlum kimse yok sağda. Bomboş lan! Vurdurma! Aferin lan sana! Neydi bunun adı lan? Kim? Ali Şaşal. Ali Şaşal Vural. Çok iyi be. İyi çıkardı ama. Ceko da anlattan Ceko gününde değil lan. Vallahi öyle. Zaten 2 hafta o da yok lan ortada. O da yok aynen öyle. Geçen haftaki gol de şanslı taraftı yani. Aslında ben onu da şeye bağlıyorum lan. Geç ver arkana bağlıyorum. Şimdi herkes bana dövecek de. Kardeşim hücum oynamayan bir takımdan ne bekliyorsun? Abi bir de adam çok geriye yaslanıyor ya. Yani geriye geliyor Türko. Lan! Allah belamızı vermesin ama ya. Ay, aynı pozisyon. Aynı tıpı tıpkısı ya. Abi yani siz mal mısınız abi? Offside da yani aynı pozisyon. 30 saniye arayla aynı yerden aynı vuruşu yaptıramazsın bir adamı. Anlatabildim mi yani? Sıkıntı, adamlar basmaya başladı. Abi Fener'in bastığı zamanı geldi ha. Fener bu dakikadan sonra bastırıyor. Bu dakikada da golü yiyor, ikinci yarı çeviriyor. Sağ tarafta. Lan tutsene. Of be. Sıkatayım ya. Lan yandaki adam niye? O sana giriyordu ama iyi vurdu. Abi Rayman'a koşuyu atsana ya. Ama çok iyi vurdu Goyta. Manaya bassana abi. Ama Goyta vermemiş. Bak istemiş de vermemiş. Yok araya vursana. Başta koşuyor da vermedi. Allah belanı vermesin ya. Köşeye vursana be Goyta. İyi. Fener'in gol atamaması iyi. Siyah da sıkıntı bir takım ha. Tabii canım. Çeviremez Fener yani. Bir de sağa bozuk. Gerçekten Sivas'ın zemin çok kötü. Hayır. Lan nasıl yere atıyorsun ya? Vurdurma oradan. Allah kahretsin vermesin be. Anlatsın. Lan kardeşim kalecinin bir hatası yok abi. Top öyle bir yere gitti ki. Yani 90'la çatal arasına gitti top. Oradaki şeyi aldı ya. Ağı aldı ama defansın hatası. Aynı şey oldu 90'la çatal. Ya
İşte onlar anladı. Defansını atarsa abi birden adamın ayağına kayıyorsun ya. İyi vurdu abi, öyle ben, yani. Tamam ben iyi vurdu biliyorum da defans yani kaydı. Boşa kaydı. Son 10 saniye. İyi fake attı doğru bak. Bak. Adam iyi çalım attı, iyi vurdu. İşte abi. Hemen orada kaymaması gerekiyor işte. Ama öyle deme, 10 saniyesi var şimdi. Adam kaymasa şutu atsa yine gol olur. Bilmiyorum öyle abi. Örnek abi şimdi kaymasa bir... Gerçi bizim... Fred iki ayağını da kullanıyor. He işte abi. Trabzon'a sağ ayağıyla atmıştı, burada da sol ayağı yaptı. Gerçekten müthiş bir gol attı. Belki bu sezonun en güzel gollerinden birini abi atmış olabilir. 90'a atmış ya, ben şimdi Sivas'a bir şey diyemem. Gerçekten müthiş bir gol atmış. Abi baksana ya. Muazzam. Helal olsun. Ama bu ilk yarı böyle bitirir 0-0. Fenerbahçe ikinci yarı sıkıntı geçebilirdi. 1-0 attığı için Fenerbahçe ikinci yarı rahat çıkar. Ya yapma abi ya. Ya 10 saniye kalmıştı ya. Be. 10 saniye dayanamadı Sivas. Ama adam da ama Sivas'ta ya yapacak bir şey yok. Gerçekten pozisyon vermediler Fenerbahçe. Gerçekten. İyi oynadılar. Hakkını yemedik de. Pozisyon vermedi. Uzaktan şut anca böyle gol atardı Fenerbahçe. Uzaktan aynen şutla serbest vuruşla kornerden. Akan oyunda gol atamadı. Şu oyunda atamadı. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı vallahi Ferhat'ın mükemmel golüyle Fenerbahçe önünde kapattı. Gönül isterdi ki Sivas önünde kapatsın ama olmadı. Tayyip sence Sivas yani Fenerbahçe yine ya kurtaran Fred olacak gibi duruyor. Ben Fenerbahçe iyi oynamıyor arkadaşlar. Sivas bir nebze Fenerbahçe'ye göre daha iyi oynuyor. Yani Fener kötü oynadığı zaman da kazanmasını bilmeli artık. Ya zaten o şu gerekiyor. An öyle şu an öyle olması gerekiyor. Fener alır buradan maçı vereceğini düşünüyorum. Ama verirse zaten şampiyonluk düşünmezsin çünkü sen öne geçiyorsun. Son haftalarda maç geriye giderse yani verirse maçı unut şampiyonu. Ya Arta şimdi kötü oyunla kazanmak güzel. Tabii canım. Sen şampiyonluğa getir. Ama 5 hafta da şampiyonluğa aday bir takım 5 hafta kötü oynayamaz ha. Şimdi ya Fenerbahçe evet, son 3-4 haftaya bakın hep zorlu. Öyle abi. Abi bir kere farklı yenmen lazım. Ya da oyun olarak farklı oynaman şimdi lazım. Şimdi gözü hoş gelen bir oyun oynarsan Talat'a sen arkanda durur. Ama abi kötü her maç istersen 3-4 gol at. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe ben her maç ya puan kaybederim diye çıkıyor maça. Aynen öyle. Galatasaray'da yenerim niyetiyle çıkıyor. Yani Galatasaray şu aradaki fark bu bence. Galatasaray şampiyonluk şakırlarıyla çıkıyor. Fenerbahçe acaba diyor ki bugün ne yapacağız? Aynen öyle. Vallahi ben bunu düşünüyorum. Belki katılmayan olabilir ama oyun onu gösteriyor. Şimdi Galatasaray maçını izledikten sonra şu oyunu izlediğim zaman Fenerbahçe mi büyük takım Sivas mı ortaya belli bir şey çıkmıyor. Aynen öyle. Güzel bir tespit. İnşallah güzel bir maç olur. Bol gollü olur. İkinci ara iken hatasız bir maç olur. İyi seyirler, iyi eğlenceler arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Yani. Gözünüzü seveyim. Çok Allah'ını iyi seveyim ya. Abi yapmayın gözünüzü seveyim ya. Atsaydık giderdim maç yapardım. Hayır 2-0 abi. Bir de Averaj. Şu an Fenerbahçe 1-0 yense de benim için sıkıntı yok. Averaj çok gol atmasın. Averaj önemli. Averaj önemli de puan kaybetse daha iyi abi. Tabii canım puan kaybetse daha iyi ama. Kaybetmese de 1-0 yense. Yani aynen öyle. Mantıklı da. Oh lan hayvan gibi lan. Çok iyi lan Hoyta. Anını satayım. Dışarı. Vur. Gol. İşte gol. Gol be. Berlin'in golün geleceği. Orta sahanın koştu ha. Çok iyisin be. Golü istedi anasını satayım. Adam resmen topu defans 70 metre sürdü gol attı. Helal olsun helal be. Ol. Senin kara senci şeyini yiyeyim. Aferin olsun. Sağ ol. Çok iyi be. Ben yemem be. Ama helal olsun. Adam kendi mücadelesi yaptı gol ha. Gerçekten. Müthiş bir mücadele yani verdi. Çok iyi bir defar attı. Savunmanın da hatası. Düşün yani Fred yakalayamadı. Bak. Adamda öyle bir vücut var ya. Ya kral Fred de orada topu almaya çalışmamış. Adamın önünü kesmiş. Fenerli futbolcular topu almaya yani çalışmış. Topa gayet sarı ye ya da taç at. Yani Fener'in şu golü yememesi lazım da. Tek başına adam gidince. Levago işte bir de erken çıktı bana böyle. Pakette yemiş. Allah hatalı golüymüş. Her yeri hata abi. Çok iyi be. Şimdi Fener atar. 90'da 90'da atar. 2-1 çevirir. İş. Ananı avradarım ben ne yapayım seni. Bir dakika dur. Ananı avradarım bilmem seni. İnşallah atamaz. Ama zor. Yani. İlla ki Fener bir yerde patlayacak. Şampiyon bu maç. Şampiyon deriz yani. Şampiyon. Abi şampiyon deriz. Şampiyon. Abi ne olur ne olmaz şampiyon. Sana burada bir konu. Şampiyon demek garantiler demek. Garantiledik abi. Allah belanı be lan be. Gel de çallar ya. Uyuttular resmen ya. Abi kriz geçireceğim ya abi. Gitti geldi yine bu dakikalarda gol atıyorlar bunlar ya. Abi yani yeter ya. Abi nasıl abi, bir bal bir bal ya bu.
Abi bir yakamızdan düşün artık, gözünüzü sevin ya. Ulan iyi oynamıyorlar, yeniliyor. Abi önceden bir Şimanski belası vardı, şimdi bu İrfan çıktı ya. Ama hakem de iyi gördü ha. Avantaja verdi ya. Ama Allah belanızı vermesin ama ya. Vallahi bir... Abi her defasında niye ümitlerle böyle bir şey yaptırıyoruz ya. Kalecinin de üstüne gelmiş ya. Tam da köşeye gitmemiş ha. Ulan elinle şapla vur topa gitsin. Yoksa ensene şapla vuracağım şimdi Ali Şaşal ya. Evet arkadaşlar, maç bitti. Vallahi biz de bittik. Golden sonra teknik hastalıklardan dolayı son dakika izleyemedik ama maç bitmiş şu an. 2-2 bitti. Hele şükür Tayyip'in de işi çıktığı için bu arada gitti. O da acilden. Fenerbahçe artık şampiyona veda etti bence. Bence hakem hatası falan da yoktu bu arada. Güzel bir maç oldu. Belliydi aslında bir şeylerin ters gittiği Fenerbahçe'de. Bunları düzeltmek için herhangi bir şey yapmadı İsmail Hoca. Olympiakos maçında belliydi bunlar ya. Onun 2 hafta öncesine kadar Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği aslında belliydi. Oyuncu potansiyeli yüksek olduğu için maçlar kazandı. Yani oyuncuları sayesinde kazandı. İsmail Hoca'nın hiçbir etkisi yoktu. Oyuncu değişikliklerden falan hiçbir katkı alamıyordu 3-4 haftadır. En sonunda Sivas'a takıldı. Yani bu da son maçı büyük ihtimal İsmail Hoca'nın. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.